Tövbe suresi 32, şeytan Allah'a sığınırım. Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Yani konuşarak, televizyonlarda şurada burada konuşarak İslam'ı, Kur'an'ı durdurmak istiyorlar. Darwinizm, ateizmi yaymak istiyorlar. Oysa küfür istemese de, inananlar, inanmayanlar istemese de Allah kendi nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor. Dinini bütün dinlere üstün kılıp dünya hakim etmek istiyor diyor Cenab-ı Allah. Müşrikler istemese de o dini, İslam'ı bütün dinlere üstün kılmak için elçisini hidayete ve hak dinine gönderen odur. Ne olacakmış? Bütün dinlere üstün olacak. Yani dünya hakim olacak İslamiyet inşallah. Evet. Siz ona yardım etmezseniz Allah ona yardım etmiştir. Eğer insanlar Mehdi'ye yardım etmezse, ayeti işareti budur. Peygamberimiz için gelmiş bir ayet bu. Siz ona Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yardım etmezseniz Allah ona yardım etmiştir. Aslımıza bakan yönü de siz ona Mehdi'ye yardım etmezseniz Allah ona yardım etmiştir. Yani ihtiyacı yoktur yardıma. Hani kafirler ikiden biri olarak onu çıkarmışlardı. İkisi mağarada olduklarında arkadaşına şöyle diyordu, hüzünden kapılma, elbette Allah bizimle beraberdir. Böylece Allah ona huzur ve güvenlik duygusunu indirmişti. İkiden biri, ikisi mağarada olduklarında. Şimdi Mehdi ile İsa, inşallah Ashab-ı Kehf gibi mağarada olacaklar. İnşallah hüzne kapılma, elbette Allah bizimle beraberdir. Böylece Allah ona huzur ve güvenlik duygusunu indirmişti. Onu sizin görmediğiniz ordularla desteklemiş. Hızır'ın ordusu, meleklerle desteklemiş. İnkar edenlerine kelimesini, inkar çağrılarını alçaltmıştı. Şu anda da inkar çağrıları alçaltılıyor. Küçük düşürülüyor Allah tarafından, aşağılanıyor. Oysa Allah kelimesi yüce olandır. Allah üstün ve güçlü ve hüküm sahibidir. Eğer yakın bir yara ve orta bir sefer olsaydı onlar mutlaka seni izlerlerdi. Mesela Mehdi için de öyle. Çok uzun, mesela 40 yıllık bir mücadele veriyor. O yüzden münafıklar dayanamıyorlar Mehdi ile beraber mücadele etmeye. Ama zorluk onlara uzak geldi diyor Allah. Eğer güç yetirseydik muhakkak seninle birlikte mücadeleye çıkardık diye sana Allah adına yemin edecekler. Kendi nefislerini helaka sürüklüyorlar. Allah onların gerçekten yalan söylediklerini biliyor. Allah seni affetsin. Doğru söyleyenler sana açıkça belli oluncaya ve yalancıları da öğrenciye kadar niye onlara izin verdin diyor Cenab-ı Allah. Onun için Mehdi'nin talebeleri hep seçilmiştir. Sağlam delikanlılardan oluşacak. Sağlam genç kızlardan oluşacak. İnşallah. İnşallah. Allah'a ve ahiret gününe iman edenler malları ve canlarıyla cehd etmekten, gayret etmekten kaçınmak için senden izin istemezler. Yani çeşitli bahaneleri öne sürmezler. Allah takva sahiplerini bilendir. Senden yalnızca Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, kalplere kuşkuya kapılıp kuşkularında kararsızlığa düşenler izin isterler. Allah var mı yok mu emin olamıyor. Mehdi çıkacak mı çıkmayacak mı? İsa inecek mi inenmeyecek mi? İttihat İslam olacak mı olmayacak mı? Cennet var mı yok mu? Karar veremiyor. Kuşku içerisinde kalıyorlar. Bak senden yalnızca Allah'a ve ahiret gününe inanmayan kalpleri kuşkuya kapılıp kuşkularında kararsızlığa düşenler izin ister. Bu da neyi gösteriyor? Yine iman hakikatlerinin önemini. Ahir zamanda ne sorunmuş? Her zaman ne sorun olmuş? Hep iman zafiyeti. Eğer savaşa, mücadeleye, cehde, tebliğe çıkmak isteseler de herhalde ona bir hazırlık yaparlardı. Niye? İman zafiyeti. O yüzden yapmıyorlar. Ancak Allah gönderilmelerini çirkin gördü de ayaklarını doladı ve onlara siz de oturanlarla birlikte oturun denildi. Adam oturuyor evinde. Hiçbir faaliyete katılmak istemiyor. Yiyip içip gelip yan gelip yatıyor. Sizinle birlikte çıksalar da size kötülük ve zarardan başka bir şey ilave etmez ve aranıza mutlaka fitne sokmak üzere içinize çaba yürütürler. Şimdi de münafıklar değil mi? Bakıyoruz internette orada burada falan. Fitne sokmak için çaba yürütüyorlar. İçinizde onlara haber taşıyanlar vardır. Muhbirlik yapanlar da vardır diyor Allah. Allah zulmedenleri bilir. Andolsun daha önce onlar fitne aramışlardı ve sana karşı bir takım işler çevirmişlerdi. İşte muhbirlik yapıyor, üçkağıtçılık yapıyor, küfürle müşriklerle işbirliği yapıyorlar. Sonunda onlar istemedikleri halde hak geldi. Allah'ın emri ortaya çıkıp üstünlük sağladı
İşte bu da dünya hakimiyetine bakıyor. Mehdiyetin hakimiyetine bakıyor inşallah. Onlardan bir kısmı bana izin ver, beni fitneye katma der. İşte çocuğum var, işim var, gücüm var, okulum var. Ben katılmayayım diyor bu faaliyete. Haberin olsun, onlar fitnenin ta içine düşmüşler. Asıl belanın içine şimdi düştüler diyor Allah. Hiç şüphesiz cehennem o inkar edenleri mutlaka çevre kuşatıcıdır. Cehennemde müthiş bir azap karşılaşacaklar diyor Allah. Sana bir iyilik dokunursa bu onları fenalaştırır. Mesela neşen, sevincin, etrafındaki insanların güzelliği, zenginliğin, bereketin, gücün, kudretin. Sana bir iyilik dokunursa bu onları fenalaştırır. Ağırlarına gider, sıkılırlar diyor Allah. Bir musibet isabet edince ise, mesela birisi saldırdığında, farz edelim, bir oyun oynandığında ise, biz önceden tedbirimizi almıştık derler ve sevinç içine dönüp giderler. Yani ne iyi yaptık ya yanına gitmemekten diye sevinirler diyor. De ki Allah'ın bizim için yazdıkları dışında bize kesinlikle hiçbir şey isabet etmez. Kaderde olan dışında bir şey olmuyor zaten diyor Cenab-ı Allah. Böyle de diyor. O bizim Mevlamızdır, müminler yalnızca Allah'a tevekkül etmelidirler. Allah'a tevekkül edin diyor. De ki siz bizim için iki güzellikten, şehitlik veya zaferden birinin dışında başkasını mı bekliyorsunuz? En fazla şehit oluruz diyorlar. Oysa biz de Allah'ın ya kendi katından veya bizim elimizde size bir azap dokunduracağını bekliyoruz. Küfre ızdırap verecek bir faaliyet. Öyleyse siz bekleye durun, kuşkusuz sizlerle birlikte biz de bekleyenlerdeniz. Biz de diyoruz ki 10 yıla kadar göreceksiniz diyoruz. İnşallah. Darwinistlere, materyalistlere inşallah. Şu halde onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Yani evlenmiş olmaları, çoluk çocuğa karışmış olmaları, zenginleşmeleri imrendirmesin. Allah bunlarla ancak onları dünya hayatında azaplandırmak, çünkü maldan dolayı canı yanıyor, çocuğundan dolayı canı yanıyor. Acaba bir şey mi olacak? İşte şunu kazanabilecek mi? Şu okula gidebilecek mi? Falancanın çocuğundan daha mı iyi giyinecek? Daha falanca çocuğundan daha güzel nasıl olabilir? Olamayınca canı yanıyor. Sokağa çıkıyor, acaba sağ salim dönecek mi? Ticaret yapıyor, acaba iflas mı edeceğim? Bak diyor ki Allah bunlarla ancak onları dünya hayatında azaplandırmak, acı veriyor Allah onlara. Bayağı sıkılıyorlar. Mesela ticaret yapıyor, acaba çekler geri dönecek mi diyor, evet, kar edeceğim mi diyor. Aşamada. Çocuğu oluyor, diyor ki falanca çocuğu benimki çocuktan daha güzel diyor, daha başarılı diyor. O ona iç acısı oluyor. Evet. Araba alıyor, diyor ki falancanın arabası daha güzel diyor, o da ona ızdırap veriyor. Mesela hatta aynı arabadan alıyor, kendisi siyah alıyor, o beyaz oluyor, ya diyor beyaz daha iyi diyor. Çok doğru. Acayip ızdırap çekiyor ama çok şiddetli acı çekiyor. Allah bunlarla ancak onları dünyada hayatında azaplandırmak ve canlarının inkar içinde zorlukla çıkmasını ister diyor. Ölürlerken de diyor can çekecek ve feci bir ölümden öldüreceğim diyor Allah. Gerçekten sizden olduklarına dair Allah'a yemin ederler diyor. Biz de elhamdülillah Müslümanız derler diyor. Oysa onlar sizden değil derler, ancak onlar ödleri kopan bir topluluk. Çok korkaktırlar diyor. Herkesten korkarlar. Höt dedi mi al sana karyola, yatağın altına giriyorlar. Pır kaç. En iyi bildikleri şey kaçmak. Niye kaçıyorsun dediğinde hicret ediyorum diyor. Korkaklığın adını hicretlik olarak koymuşlar. Peygamberimiz o savaş meydanlarında hicret mi etti oraya buraya? Göğüs göğüse mücadele etti Allah rızası için. Korkaklığın adı hicret oldu. Ama tabii iyi niyetle İslam'ı daha iyi yayma kastıyla yapılan faaliyetleri tenzih ediyoruz. Eğer onlar bir sığınak ya da kalacak mağaralar veya girebilecekleri bir yer bulsalardı, hızla oraya yönelip koşarlar, gidip saklanırlar zarar gelmesin diye. Yani tutuklanma korkusu, işte hapse atılırım, dövülürüm, sövülürüm diye. Mutlaka bir yerlere kaçarlar diyor Cenab-ı Allah. Oraya da sığınırlar, oradan beklerler diyor. Haberleri oradan gelir diyor Allah.